Herkese iyi haftalar. Başladı hafta. Nasılsınız? Cumhuriyet'in 100. yılını da icra ettik. Nasılsınız? Tamam, Cumhuriyet kuruldu. Bak, tekrar kuruldu işte. Ne oldu? Seneye de 101. yılı olacak. O tamam da nasıl gidiyor? Bu hafta dostlar gerçekten merakla benim de beklediğim, hala gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini bilemediğim bir canlı yayınımız olacak biliyorsunuz. 3 ayrı temasçıyla aynı anda 4 kişi olarak bir yayında buluşacağız. Yani şimdi bunların her birinin tabii ki temaslı oldukları uzaylı ırklar var. Büyük ihtimalle aynı ırk olabilir, farklı ırklar olabilir. Ve ben de topun ağzındayım gibi hissediyorum. Bak, ciddiyim, bu rastlantı değil. Bu sevgili dostlarımın beni bulmuş olması, aynı zamanda benim izleyenlerim olması rastlantı değil. Kendimi şanslı ve sorumlu hissediyorum. Ama yani irtibatta oldukları ırklar acaba bu canlı yayında ulu orta her şeyin konuşulmasını onaylayıp da bu yayına izin verecekler mi bilmiyorum. Ha, bu yönde bilirsiniz bazı hani ilahi bir el engel olur ya bir şeylere. Öyle bir şey olabilir gibi geliyor bana. Bakalım dördümüz aynı yayında bu hafta buluşabilecek miyiz? Hani bakarsınız bir tanesi bir olayı olur, saati ayarlayamaz falan bir şeyler olur ve bir şekilde doğal yollarla hani bazı şeyler bir türlü olmaz ya. Hani bir eğitime katılacağım dersiniz bir türlü nasip olmaz falan. İşte bu temasçı ve UFO araştırmacısı 3 adet dostumuzun bakalım enerjileri doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla buluştu mu? Benim yayınıma konuk olabilecekler mi? Benim bir engelim çıkacağını sanmıyorum. Çünkü aramızda belki de en rahat yaşayan, en relax yaşayan, emekli modunda yaşayan, zevkine çalışan bir insan olarak ben varım. Ama diğerlerinin hayatta katılımda oldukları işleri var, güçleri var, aileleri var. Benim de ailem var gerçi ama yani bakalım onların gerçekten yukarıdan bir yerden hiçbir engel olmadan benim bu yayınıma katılmaları mümkün olacak mı? İçten içe bunu düşünüyorum. Yani onlarla ilgili gerçekten bunu düşünüyorum. Bu anlamda bu üç temasçı dostumuz gerçekten bu hafta içi kanalımızda bir yayında buluşurlarsa ve bu nasip olursa bence bomba bir yayın olacaktır. Ha, milyon izlenecek, yok 50 bin izlenecek, 250 bin izlenecek. Böyle bir hedefim asla yoktur ve onların da böyle bir hedefi yok. Gönülden inanıyorum çünkü onlara yani diyorum ya rastlantı değil bir araya gelmemiz, iletişimde olmamız. Yani ben onların hislerini okuyabiliyorum, biliyorum. Onlar da benim ne kadar sade, açık, net ve dürüst, samimi bir çizgide olduğumu biliyorlardır. Benim onlar gönlümü okuyorlardır. Yani biz dördümüz mahşerin dört atlısı gibiyiz bu anlamda. Temasçılar çok özel insanlar benim için. Her ne kadar yüksek titreşim olayım, yok 5. boyut varlığı olayım, yok 6. boyut olayım, hiç fark etmez kardeşim. Şu an dünyada bu sahada yaşıyoruz ve ben burada bu tarz dostlarıma askerlik etmeye her zaman yeminliyim. Her günün birinde ben ışık beden sahibi olurum, böyle kara melek gibi insanların tepesine külliyen çökmeye başlarım. O zaman tamam, o zaman benim farklı askerlerim devreye girebilir. Ama şu an ben temasçılarımızın, bu yükseliş için çabalayan bu harika insanların askeriyim kardeşim. Bakalım yayın nasıl olacak? Benim için bu haftanın en heyecanlı olayı bu. Konuşma tonumdaki ciddiyetin farkındayım. Herhalde pazartesidir, oraya verin. Yani bakalım bu yayın olacak mı? İnşallah daha ayarsız ve yavşak tavırlı bir duman altı yayında birazdan en yakın zamanda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. En yüksek aşkız biz. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Evet dostlar, evet sevenler, izleyenler. Ne diyor bu manyak deyip 2 dakika izleyip sonra siye olup gidenler. Bu video bizim birlikteliğimizdeki en önemli ilk videodur. 2019 yazında kayınpederle tanışmaya Çanakkale Geyikli'deki onların sayfiyesine gittiğimde tabii ki bir damat olarak elim ayağım benim de titriyordu.
Tabii o sırada 0 kilometre tertemiz bakir bir delikanlıydım. Çünkü hayatımızda ikinci sayfayı açmak üzere temizlenmiş, nötrlenmiştim. Ve Geyikli'deki sayfaya gittiğimde aynen rüştümü ispat etmek için sınavlarıma başladım. Evet, ilk sınav neydi derseniz buyurun bu muhteşem, güzel, eşsiz anı olan videomuzu hep birlikte izleyelim. Evde domates salçası nasıl yapılır? Neyi? Salçayı doğal yolla yapacaksın. Bak. Rende de ellerinle rendeleyeceksin. Bunları sen mi yaptın bakayım? Bunların bir kısmını bence benim hızımla düşünsek %30'unu ben rendelemişimdir. Evet. %70'i hanıma ait. Hanım dediğin kim, ben miyim yoksa? Evet. Bu arada babamız başkomutan içeride dinlenme halinde. Evet, bakayım nerede? Uyuyor. Dinleniyor. Burada da börek yapılıyor bu arada. Evet. Ömer de salça yapıyor. Bu arada bana hanım dedi dendiği için çok mutluyum. Bu arada senin arkadaşlarından bana yenge denmeyeceğim. Aşırı mutluyum. Allah Allah, bak detay giriyor. Kadın değil mi, bak detay giriyor. Tamam. Biz erkekler düz. Ne bileyim işte. Salça mı salça, kalça mı kalça. Bak. Hadi bakalım. Yani böyle devam. Her türlü devam. Bir de bir incelik göstereceğim. Bilmiyorum ustalar ne der ama. Ama her durumda kaşlar güzel. Evet. Bakalım kaşlarına o zaman. Bakayım kaşlara. Her durumda kaşlar güzel. Gördün mü kaşları? Şarkıları çok sevmem ama. Bak arkadaşım börek yapıyor Aysel. Evet. Bugün burmalı börek. Evet yani. Sadece arkadaşlar bir iç yapmış ki böreği yeme içini ye, o bile olur yani o derece. Evet, bir tarafta can arkadaşım, bir küçük arkadaşım patatesli börek yapıyor. Bir tarafta ise biricik eşim domates salçası yapıyor. Ben nasıl bu kadar şanslı oldum? Şimdi bunu da dökeceğiz. Temizlik başlasın. Hem baterisini çalıyor, hem şarkısını söylüyor, hem gitarını çalıyor. Ben de hem sanal işlerimi yapıyorum, hem ortalığı temizliyorum. Yeri gelir bulaşık yıkarsın, yeri gelir çamaşır yıkarsın, yeri gelir ortalığı süpürürsün kardeşim. Ne kadar ciddi bir iş yaptığının normalde önemi yok. Ben ortalığı süpürdüm mü detayına kadar her yeri temizledim. Bir iş yaptım mı tam yaparım. Adamsa evinde normal insanlar gibi, evcil bir ev köpeği gibi çamaşır asamaz mı zannetti? O senin duydukların hepsi masal, güzelleme.
Rollere inanma kardeşim, doğal ol.